takdimi olacak. Sonrasında kaldığımız yerden memleket türkülerine devam etmiş olacağız. Sayın Başkan lütfen buyurun. Aslında benim için ayrı bir anlam ve önemi var. Neden anlam ve önemi var? Onu da anlatmak istiyorum. Hem açılışını bugün gerçekleştirdiğimiz sizinle beraber Bilim, Kültür ve Sanat Merkezimizde biz artık bu çini çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Benim için anlam ve önem ifade etmesinin sebebi de şu: bunlar orada bulunan Erbağlı kadınların, gençlerin kendi emek harcayarak yaptıkları eserler. Tabağımızın ortasında da bin yıldır ayakta duran Akçaköyümüzde, eski adıyla Fidiköyümüzde bulunan Silahdar Ömer Paşa Camimizin resmedilmiş halini biz bugün diğer misafirlerimize ve Ahmet Şafak abimize bugün hediye etmiş bulunuyoruz. İnşallah bu eseri gördükçe hem sizleri, hem Erbağ'ı, hem bu mutlu günleri, hem de Erbağ'da bulunan bin yıllık Silahdar Ömer Paşa Camimizi hatırlar ümidiyle biz bu hediyeyi kendisine takdim ettik. Efendim Ahmet Bey'e Erbaz sorumuzun bir forması takdim ediliyor. Çok 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 teşekkür ederim. Erbaz. Ben başarılar dolayı mı olsun diyorum. Profesyonel. Erbaz'a kadın son derece cevval. Yani hem idarecileriyle hem de halkıyla bütünleşmiş halde, hem şehrin mamur hale gelmesi, büyümesi, önce Türkiye esasında duyulması konusunda çok önemli hamleler yapıyor Erbağ'a. Şüphesiz onun bu idarenin riyasetinde bulunan çok kıymetli, hakikaten genç, cevval. Bundan 2019'da burada sahnemizi yaparken siz kıymetli Erbağların şerefli huzurlarında çok kıymetli başkanımız adaydı ve bugün artık sizin hem kardeşiniz hem evladınız, bizim de gurur sebebimiz. Sağ olsun, var olsun. Bunlarla bahçeden hakikaten bunlarla yani şöyle, çiçekleri de bahçeden kopardık desek yalan olmaz. Niye? Erbağ kesme çiçekçilikte de çok önemli bir merkez haline geldi. Antalya'dan sonra kesme çiçekçiliğin en çok yapıldığı yer Erbağ. O yüzden biz bu çiçekleri kendi bahçemizden topladık desek yalan olmaz. Evet. Ben burada bulunan bütün hemşerilerimize, katılan herkese, MYK üyelerimize, il başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, siyasi partilerimizin temsilcilerine, bütün hemşerilerimize, milletvekillerimize ben şükranlarımı sunuyorum.
Ben bu şehre hizmet etmekten dolayı şeref duyuyorum. İnşallah bu ömrümü de size harcamaktan dolayı da her zaman şeref duyacağım. Sizlere iyi eğlenceler diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.